Versene tekniği. Doktor. Merhaba barmen. Merhaba. Hayırdır? İnsanları aya göndereceksin herhalde. Roket atsaydın. Talep var. İstersen sana da yapayım bir fişek. Ben kendim fişek gibiyim zaten. Sağ ol kalsın. Bu ifade barışılmamış. Vallahi bravo barmen. İşinde iyisin. Hem de kızımla olan ilişkimi söylememe rağmen. Ama Leventciğim ben sana ne demiştim? Ne demiştin? Kadınlar sinirlenince hep daha fazlasını ister demiştim. Demiş miydin? Dememiş miydim? Evet. Demiştim. Demiştim. Evet, demiştim. Demiştim. Niçin peki uygulamaya geçilmiyor? Merhaba, hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Rezervasyon mu? Ben hiç rezervasyon yaptırmam ki. Sen yenisin herhalde. Beni tanımadığına göre. Maalesef tanımıyorum. Özgür yok mu? O beni tanır. Yok. Özgür yok. Kusura bakmayın lütfen. Rezervasyonsuz alamıyoruz. Maalesef. Aa, Esra Hanımcığım hoş geldiniz. Merhaba canım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Harika. O zaman sizi şöyle alalım. Boş yeriniz var yani. Aa, tabii ki de var. Yani sizin için her zaman boş yerimiz var. Buyurun lütfen. Burada kim varmış? Ha, merhaba. Türkiye'nin en başarılı, en yetenekli, en sihirli parmaklarına sahip cerrahı buradaymış. Leventciğim. Ah Esra'cığım, bu ne sürpriz. Merhaba. Seni görmek ne kadar mutlu etti beni böyle. Bir dakika, bakayım. Evet. Çene oturmuş. Harika gözüküyorsun. Her sabah uyandığımda bu şahane yüze bakıyorum. Tabii ki harikayım. Ay hadi hemen bir selfie çekelim. Çekelim. Çekelim şöyle. Beni de etiketleyin. Pablo. La Gabia değil. Hadi bizim masaya geliyorsun. Kızlarla tanıştıracağım seni. Öyle mi? Çok merak eden var. Peki tamam. Hadi. Hadi hadi. Peki. Kızlar bakın kimi getirdim. Beni baştan yaratan harika doktorum Levent. Estağfurullah. Abartıyor abartıyor. Hadi bizimle otur lütfen. Geliyorum. İsminiz? Sude. Sude. Bade. Bade. Sizinki? Eda. Eda. Üç kız kardeş. Tablo ya, tablo gibi. Evet. Ne oluyor ya? Şey diye de etiketlerseniz La Gabia Pablo diye de oradan şey yaparız. Evet hayır. Arkadaşlar. Evet. Hep soruyorsunuz harika pürüzsüz cildimin sırrını. İşte cevabı. Doktorum Levent. Soruyu bırakıyorum. Takip edin. Evet. Bye. Bye. Şahane Levent. Ben de şahane Pablo. Şahane değil. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Bu hareketler düzeysiz düzeysiz fişekler getiriyorsun. Aya mı gideceğiz? Niye dört tane kız var? Niye aç gözlüyüm? Niye aç gözlüyüm? Seviyesiz seviyesiz. Git şuradan. Az önceki selfimiz tam 70 bin gösterim almış daha şimdiden. Tabii takip etmeyip storylerime gizlice bakan sinsilerde olduğu için. Efendim onlar insan değil. Kıskanç, kıskanıyorlar. Güzelliğinizi kıskanıyorlar. Deniz. Hı. Levent'i arasam mı acaba? Ha? Ya bilmem ki. Sen bilirsin istiyorsan ara bence. Ha. Arayayım ya. Ara bakalım. Hadi. Yani yanaklarınızı dolduracak olsam barmeni kullanırım. Açmayayım. Döner görmemiştir. Evet. Niye dönmedi ki şimdi bu? Ha? Görmedi mi acaba? Ne oldu? Niye aramıyor?
Bilmem ki yani. Acaba biraz içeri mi geçsek ya? Ben esti gibi geldi biraz. Şey oldum, üşüdüm, ürperdim, esiyor biraz. Öyle gibi. Geçelim, bara geçelim hadi. Hadi bara. Ya da Levent gördü aradığım ama o kadar kırgın ki o yüzden telefonuma bakmadı. Ay vallahi şu an hissediyorum, böyle kalbimde hissediyorum acısını. Çok üzgün ya. Baba ne oluyor ya? Cansu canım. Bak. Görüyor musun? Ne kadar üzgün değil mi? Oturup ağlamaktan telefonunu duymamış adam. Tabii. Ah Levent, ah Levent. Deniz. Hı, canım. Ben dayanamıyorum şu an. Mesela sen hazır mısın? Az sonra burada çok büyük bir kıyamet kopacak. Ha? Yok. Çünkü ben onun kafasında kalmış bütün saçları yollayacağım. Saçmalama, saçmalama Cansu. Cansu, kendine gel. Geri geri gidiyoruz, oturuyoruz. Otur. Dur bakayım ya. Şuradan bir sakin sakin izleyelim bakalım ne yapıyor. Bir görelim. Yok, yok ben dayanamayacağım. Yok, yok. Ne oluyor? Ezgi baksana. Belki hastası falandır. Hastası değildir canım. Hastası böyle mi olur? Hasta böyle olmaz bence. Hastası falan değil işte. Görmüyor musunuz? Kadınlar ahtapot gibi sarılmış ya. Nasıl sırnaşıyor kadınlar ya? Ya... O pembeli var ya, o pembeli çok fena. Cansu'cum. Gidelim istersen ha? Ne münasebet canım? Ne münasebet? Otur. Sakin ol arkadaşım. Şey dendi değil mi, hastalığı hastasıdır falan herhalde, o cümle kuruldu. Ben dedim işe yaramıyor. Bunları atladık evet. Aa, Özgür. Kolunda bir şey kaldı, toz olmuş. Elin kirlenmiş de. Gördüm. Vallahi gördüm. Sakin, sakin. Bizim Nezle Hanım var. Geliyor. Geliyor. Buraya geliyor. Merhaba arkadaşlar. Cansu. Beni mi aradın? Çünkü öyle telefonumda... Kim? Ben mi? Evet. Yok canım, yanlışlıkla aramışımdır. Levent baba ne haber ya? Ne olsun işte, orada hanımlar var. Onlarla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Esra Aslan falan herhalde değil mi abi? Neyi? Adını da mı biliyorsun? Maşallah. Evet, Esra benim hastam. Şimdi şöyle oldu olay. Barda kendi başıma böyle monis bir şekilde oturuyordum. Hatta barmenle de sohbet ediyorduk. Çok koyu bir sohbet. Öyle değil mi barmen? Ben sohbet ettiğimizi hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum? Evet. Muayene ediyordunuz yani, öyle mi Levent Bey? Yani rica ettiler. Ayakta muayene ettim 2 dakikada. Aslında sen Esra'yı hatırlıyorsun. Hatırlıyorsun. Levent, hadi gel. Bak gel diyor. Ya Esra çok bizim hastaneye gelip giderdi. Ama tamam hatırlayamaman normal. Neden? Çünkü ilk gelişiyle son gelişi arasında dağlar kadar fark var ya. Ben tabii... Bambaşka bir kadına döndürdüm onu. Belli. Evrildi adeta. Burun başka, yanaklar başka, kalça başka. Bambaşka. Yok, hatırlamıyorum. Ayrıca beni de ilgilendirmiyor Levent. Yani kişi ve kişilerle dilediğin gibi ilgilenmek de serbest. Ya, öyle mi? Selam. Vay, herkes burada. Şef, gel. Ya sen otur bakayım ben şunu. Tuzlar erimiş. Ha, yok. Niye orada hatırlamıyorum falan deyip beni yalancı durumda düşürüyorsun? Sen niye kızların yanından beni kovuyorsun? Hı? 4 tane kız var orada. Sana ne 4 kızdan? Senin 4 kızla oturacak kapasiten mi var şu gömlekle? Kimsin sen? Neden öyle hareketler yapıyorsun? Ne demek kimsin? Ben de çenesine bakacaktım kızın. Ne bakamazsın sen? Doktorum ben. Ne olacaktı? Sen kimsin? Dost gibi hep beraber otursaydık ne olacaktı yani? Dostun yılışık herif. Sana ne belli yaşamak? Masa ayarlayayım ben.
şöyle genişçe, güzelce balık istifi gibi böyle oturulmaz yani, değil mi? Yok, hayır. Geçmeyelim, en iyisi biz kalkalım, değil mi Deniz'ciğim? Otursana Cansu. Kalkmayalım daha, niye kalkmıyor? Kalkalım, kalkalım biz kalkalım, tamam kalk. Hadi canım, görüşürüz. Görüşürüz canım. Kolay gelsin, kolay gelsin Ozan Şef. Teşekkürler. Ne bekleriz? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bara geçelim mi? Bara geçelim. Rica ediyorum, seviyesiz bir barmen. Geç abi, geç. Tamam, ben o zaman bir istekleri var mı diye bir sorayım. Hanımlar. Gelmedi hala. Kim? Kim olacak Deniz? Levent tabii ki. Yani şu ana kadar çoktan gelmesi gerekiyordu. Ama Cansu'cum ben seni anlamıyorum ki. Hayır, madem barışmak istiyorsun buradayız, hadi girelim içeri, gel. Hayır canım, girmeyeceğiz. Pes. Vallahi pes. Hah. Dur. Geldi, hadi. Ay, hayır, hayır, gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Atmaca gibi bekleyen kadınların içinde bırakmayacağım onu. Ya ne yapacağız? Sabaha kadar burada mı dikileceğiz? Mekan kapanana kadar bekleyecek miyiz? Ne yapacağız? Anlamadım ki ben. Gerekirse dikileceğiz, evet. Buyurun siz benim. Belli ki biz buradayız çünkü, bekliyoruz. Öyle anladım ben, değil mi? Bence git yani Cansu'nun peşinden. Hayır, ne yapabilirim ki Özgür'cüm? Gördün işte, çok katı. Benim ilgilenmiyormuş artık. Ben şimdi sana akıl vermek gibi olacak ama öyle algılama. Nacizane tabii bunlar ama sen biliyorsundur abi bu dili. İlgilenmiyorum demek, değil mi? Bir nevi kıskanıyorum demek. Yani doğru. Sen bu oyunlara gelme abi şimdi. Yani. Kendini onların yerine koy. Niye? Oradan üç kız sana baktıklarını düşün. Burada böyle kahkahalar bir şeyler, biraz da tabii mesleki olarak. Mesleki deformasyon mu diyelim? Çek ediyorsun, dokunuyorsun, bakıyorsun, kaldırıyorsun, şöyle bir şeyler yapıyorsun. O kahkahan da seni çok güzel böyle, gürü bir kahkaha. Aa, değil mi? Ya, aynen, eğleniyor gibi duruyorsun abi. Yok, muayene ediyordum. Muayene ediyorsun da oradan öyle anlaşılmıyor. Muayene ettim ben. Senin onu kesin orada yakalaman lazım, yoksa köprüleri yakarsın. Haklısın ya, ama insan işte ne bileyim, insan da kafası karışıyor, insanın morali bozuluyor. Yani bu seviyesiz barmenin de çok şey yaptı beni, orada yalancı durumuna düşürüyor. Tamam, teşekkürler Özgür. Hadi görüşürüz. Biçenle. Abi her zaman gel. Biz hep buradayız. Makaramızı hep, eventler düzenliyoruz. Ama sen şu anki doğrusu o yani. Ben de mutfağa kaçtım. Evet, mutfağı ihmal etme tabii. Özgür, canım. Gelsene. Ben gelmeyeyim. Barı çok seviyor. Ben barcıyım. Ya hadi ama akırma bizi. İki dakika geleyim. Hatırınız için geleyim. Gitmeyin. Patron, bara gelsinler. Bara tamam. Gelsinler. Hatırın için. İki dakika geleyim hatırın için. Özgür kızlar. Geldi. Cansu. Bebeğim. Lütfen biraz konuşalım. Konuşacak bir şeyimiz yok Levent. Bak, yapma böyle bebeğim. Lütfen, inat etme. Gel konuşalım diyorum. İnat etmiyorum, sen de ısrar etme lütfen. Israr ediyorum bebeğim. Etme canım, istemiyorum. Aa, yeter ama ya. Çok uzadı. Gel buraya. Aa, 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 ne oluyor? Yeter be. Ne oluyor ya? Yeter. Allah, yemin ederim akıl kalmadı. Sürpriz. Günaydın sevgili. Uyanmadı mı benim bebeğim daha? Uyandım, uyandım. Günaydın. Yatakta kahvaltın mı? Bence bu ayrılık sana çok yaradı Levent. Ayrılık mı? Ayrılık ne ya? Bence ayrılık demeyelim. Yani ufak, ufak bir ara diyelim. O kelimeyi kullanmayalım bence. Bak ne diyeceğim. Diyorum ki... Bence bu akşam sen, ben, Zeynep güzel bir akşam yemeği yiyelim. Ha, ne dersin? Olmaz. Olmaz mı? Ha,
Ya Ezgi'nin bugün doğum günü. O yüzden hep beraber olacağız. Sen de davetlisin. Doğum günü ha? La Gabia'da mı? Yok, La Gabia'da değil. Serdar organize ettiği için başka bir yerde yapacağız. Serdar mı? Hı? Bu durumda Özgür de gelecek mi acaba? Çünkü bence gelmesin. Hayır, Özgür'ün ne işi var canım? Serdar organize ediyor parti. Hacı niye gelsin ki? İşte onu diyorum. Niye gelsin? Gelmesin. Evet. Yani. Bak, o zaman diyorum ki yarın akşam için böyle sen, ben, Zeynep böyle bir şey ayarlayayım, bir yemek, tamam mı? Tamam. Levent Bey, hı, randevu hastanız yarım saat gecikecekmiş. Bak şimdi, en trip olduğum şey, sen de gelince onu yarım saat bekle. Tamam Levent Bey. Serdar. Levent. Ben de sana bakacaktım. Nasılsın, nasıl oldun? Nasıl olabilirim ki, kötüyüm yani hala. Haklısın. Adam durduk yerde yumruk attı sana yahu. Gerçi sen de ona bir yumruk atabilirdin ama biz doktoruz. Bize yakışmaz. Vallahi bak, biz de anlamadık böyle birdenbire Ezgi'ye ne olduğunu. Ben anladım. Hepsi o Özgür'ün başının altından çıkıyor zaten. Allem etti, kallem etti, bizi bir şekilde uzaklaştırdı. Ve başarılı da oldu bu konuda. Evet, ama gerçi o da bundan sonra Ezgi'yi zor görür artık. Neden? Bunu soracağını biliyordum. Bak şimdi, benden duymuş olma ama Ezgi dün işi bırakıp ailesiyle Bursa'ya dönmüş. Benden duymadın. Benden duymadın. Cansu, bebeğim, niye hala buradasın? Yoksa bir sorun mu var? Ezgi'yi arıyorum, telefonlarıma bakmıyor, mesajlarıma cevap vermiyor. Demek ki canı sıkkın kızın. Bırak biraz kafasını dinlesin. Yok, olmaz. Olmaz öyle şey. Biz bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadık ya. Küs kalamayız yani. İşte ben gerçekten böyle düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum ya. Ezgi neden bu kadar tepkiliydi? Tamam, kızgın da anlıyorum. Ama giderken böyle çok üzgündü, çok kırgındı. Kesin bir şey oldu ama ne? Ne oldu acaba? Levent. Ha. Acaba Serdar kötü bir şey söylemiş olabilir mi? Yok yok, hayır. Ben gidip Serdar'la konuşacağım. Cansu, bebeğim. Makul ol biraz. Ne yapıyorsun? Bak, biz dün bütün gece yanlarındaydık. Bir şey olsa duyardık. Öyle değil mi? Ayrıca adamın canı sıkkın. Sabah gördüm yüzü beş karıştı. Ağzı bir yerde, burnu bir yerde. Hani ben müdahale etsem, ben bile düzeltemem o derece yani. Mesleki bir espri yaptım. Bak, Serdar hepimizin önünde rezil oldu. Yani şimdi gidip de bu konuyu daha fazla konuşmak olur mu? Ne oldu peki o zaman Levent? Ne oldu yani bu kızı? Ha? Bilmiyorum. Levent, sen bir şey biliyor musun? Yok, yok, bilmiyorum. Hemen ne bileyim? Bilsen benden saklamazsın değil mi? Saklamak mı? Saklamak diyor ya. Bebeğim, dinle beni. Ben bugüne kadar senden ne sakladım ki? Şimdi saklayayım. Saklamadın doğru. Hiçbir şey. İnşallah planımız işe yarar da Deniz Ozan'ı konuşturabilir. Ya ne gerek vardı böyle şeylere? Hepiniz birdenbire Özgürcü kesildiniz. Ne münasebet canım? Biz Özgürcü mü Özgürcü olmadık. Biz Ezgi'yi üzerine onu bulmaya çalışıyoruz. Hacı bana bak. Sen ne zaman bu konu açılsa böyle garip bir şekilde garipleşiyorsun. Ne garipleşeceğim canım? Neyine garipleşeceğim? Öylesine ben konuştum yani ortaya. Ah, kızım arıyor. Alo, Zeynepciğim. Babacığım, yarın buluşuyoruz değil mi? Ay, çok heyecanlıyım. Evet kızım, buluşuyoruz. Ne yapalım, ne istersin? Var mı aklında bir plan? Havuza gidelim mi? Ah, havuz. Çok güzel fikir. Hep beraber yüzeriz kızım. Harika, yarın iple çekiyorum. Seni seviyorum babacığım. Ben de seni canım kızım. Levent, ne yaptın sen? Ne yaptım? Ya bilmiyor musun sen benim su fobimin olduğunu, havuz problemim olduğunu, ha? İnanamıyorum sana, biraz saygı göster ya. Ama hayatım, senin fobilerin bitmiyor ki. Yani fobi mobi, yani.
Bir insanın da belli bir limiti olmalı fobi konusunda. Sen limit üstüsün. Ben de şaşırdım. Ne yapabilirim? Ben de bir insanım en nihayetinde. Fobim de olacak, hobim de olacak. Ama her insanın belli bir limitte fobisi var. Yani sende limit aşımı var.